Cars Story YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan da göreceğiniz üzere Uyap e-satış üzerinden ihale ile nasıl araç, tarla, arsa ya da ev alabilirsiniz? İhaleye nasıl girebilirsiniz? Teminat nasıl yatırırsınız? İhaleyi nasıl kazanırsınız? Ve kazandıktan sonra neler yapmanız gerekir? Bu video serisinde yani 2 ya da 3 videoda Size bunları anlatacağım. Eğer beni dikkatli dinlerseniz, söylediklerimi yaparsanız hem ihaleleri kolay bir şekilde kazanırsınız hem de kazandığınız ihalelerden olabildiğince maksimum kar elde edebilirsiniz arkadaşlar ve kolay şekilde evrak işlemlerini tamamlayıp üzerinize işte evi, arabayı ya da kazandığınız ihaleyi devralabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Girmemiz gereken sitenin ismi esatış.uyap.gov.tr bu siteye girdiğiniz zaman karşımızda bu sayfayı görüyoruz. Sayfanın sağ üst kısmında giriş seçenekli kısmına basıyoruz ve e-devlet entegrasyonu ile giriş yapıyoruz. E-devlet dışında siteye giriş yapamazsınız. Siteye giriş yapmadan da hiçbir teklifi, ihaleyi, hiçbir şey göremezsiniz. Çok güzel bir sistem. E-şifre aracılığıyla girişe basıyoruz. Karşımıza e-devlet kapısı çıkıyor. Kimlik numaramızı ve şifremizi girip giriş yap düğmesine basıyoruz. Ve artık sistemin içindeyiz. Sisteme girdiğimiz zaman bizi karşılayan ekran karşınıza bu şekilde çıkacak. Bu ihaleler, ödeme işlemleri, iletişim bilgileri kısımlarının detaylarını bir sonraki videoda ya da ilerleyen zamanda paylaşacağım. Bugün en önemli kısımları anlatacağım. Sitede girdiğiniz zaman aradığınız şeyi nasıl bulabilirsiniz? Hangi ihalelere dikkat etmeniz gerekir ve teminatınızı nasıl yatırırsanız bunları anlatacağım. İlk önce menümüzde ana sayfa, ihaleler, ödeme işlemleri, iletişim bilgileri, IBAN bilgileri ve yardım kısmı var. Bizim en çok kullanacağımız kısım bu ortadaki bir sürü detay istenen alan. Bu kadar detay olması sizi korkutmasın. Hepsini kullanmayacağız. Şimdi göstereceğim kısmı kullanacağız sadece. Bir alt kısmında da artık ihalesinin bitmesine yakın olan, yani süresinin bitmesine yakın olan ihaleleri göreceksiniz. Tabi bu ihaleler ana sayfada yer aldığı için birçok kişi bu ihaleleri görüp katılıyor ve birçoğu da normal piyasanın üstüne çıkıyor. O yüzden buradaki ihalelere çok katılmanızı tavsiye etmiyorum. Bizim asıl işimiz ise şurada kategoriye göre aramak. Şimdi öncelikle şuna karar vermeniz lazım. Bu ihalede araba mı almak istiyorsunuz? Arsa mı almak istiyorsunuz? Tarla mı almak istiyorsunuz? Sanayi makinesi mi almak istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Önce buna karar vermeniz lazım. Eğer kamyonet, minibüs, otobüs veya bir otomobil satın almak istiyorsanız buradan ihaleye girip buradan taşıtı seçiyorsunuz. Alt kategori olarak da almak istediğiniz aracın cinsini buradan tercih ediyorsunuz. Burada otomobil seçeneğini seçebilirsiniz ya da işte bir kamyonet olur veya otobüs almanız gerekiyordur veya tarım traktör Bununla ilgili ihaleleri de burada görebilirsiniz. Otomobile bastıktan sonra eğer ihaleye girmek istediğiniz özel bir il varsa, yani İstanbul'da oturuyorsunuzdur ve diyorsunuzdur ki ben sadece İstanbul'da olan ihalelere katılayım şehir dışına gidemem diyorsunuz veya Ankara'dasınız, sadece Ankara ya da Ankara'da oturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben Ankara'daki ihalelere de bakayım, sonra da Konya'dakilere bakayım. Belki gider Konya'daki araçlardan bir tane alabilirim diye düşünüyorsanız Burada şehir seçebilirsiniz veya şehir seçmeden bütün şehirleri kapsayan ihaleleri görebilirsiniz. Eğer isterseniz burada marka seçebilirsiniz. Veya işte burada model aralığı girebilirsiniz. Ben bunların hiçbirini bugüne kadar kullanmadım. Çünkü genel olarak hepsini görmek istiyorum. Otomobili seçtim ve sağ tarafta bulunan turuncu ara düğmesine bastım ara düğmesine bastıktan sonra bakın burada karşımda 460 tane sonuç bulundu. Bu sonuçlar size ihale bitişini yaklaştığı tarih sırasına göre sıralanıyor. Yani mesela 28 Ağustos yani yarın saat 10'da bitecek ihale. Sonra yarın saat 1.30'da bitecek ihale. 1.34'de, 1.36'da böyle sırayla aşağı doğru gidiyor. Buradaki tavsiyem size 5 gün sonraki ihale ya da 5 gün sonra bitecek ihaleyi takip etmenizi bir anlamı yok. Çok beğenmişsinizdir arabayı ama birazdan göstereceğim yöntemle bunu takibi alacaksınız. Son bir gün hatta son bir saat kala veya işte son 10 dakika kala aslında bütün her şey belli oluyor. Yani 5 gün önceden teklif vermenizi de bir anlamı yok. Hatta teklif vermeyin ki fiyat yükselmesin boşu boşuna. Çünkü siz teklif veriyorsunuz. Bu sefer karşı tarafta daha 5 gün var. O da teklif veriyor. Ya yani diyorsunuz ki benim teklifim daha üstte olsun ben de vereyim falan. Normalde 200 bin liraya gidecek bir araç siz daha en başta teklifi yükselttiğiniz için 250-300 bin liralara çıkabiliyor. Bu yüzden sabırlı olun. Son bir saati bekleyin. Burada sıralandığını görüyorsunuz ihalelerin. Biz sadece otomobil seçtiğimiz için otomobiller var. Bazı otomobillerin hurda şeklinde ya da kullanılamaz şekilde olduğunu görebilirsiniz. Ve ihaleye girerken aracın bu halini kabul ediyorsunuz. Yani ben bu haliyle kabul ediyorum ve bu şekilde satın alıyorum diyorsunuz. Bu yüzden bu aracın ihalesine girdikten sonra ihaleyi kazanırsanız ve aracı almaktan vazgeçerseniz teminatınız yanar. Bakın tekrar söylüyorum. İhaleyi kazanırsanız ve aracı almaktan vazgeçerseniz bunun dönüşü yok. Teminatınız yanıyor. Ama ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor. Şimdi bir tane ihaleye girelim. Mesela menemen icra dairesi diyor ve bu araçlar arkadaşlar gümrükten değil ya da farklı bir banka satışı falan değil. Direkt devletin icra müdürlüklerinin işte insanların borçlarından dolayı haciz edilen araçları veya evleridir. Bunu işte etik bulanlar var, etik bulmayanlar var. Ee, eğer siz etik olarak çok sorun etmiyorsanız buradaki ihalelere girebilirsiniz. Çünkü sonuçta sizin bu ödediğiniz parayla bu aracın sahibinin borcu ödeniyor ve borcu kapanıyor. Hatta birçoğunda mal sahibi kâra bile geçebiliyor. Mesela burada ne varmış? 95 model Doğan SRX varmış. Bakalım hemen inceleme ekranına giriyoruz. Burada kalan süre üst tarafta belli oluyor. Yarın yani 16 saat sonra bu aracın ihalesi bitiyor. Muammen bedel olarak devlet buna 85 bin lira bedel biçmiş. Demiş ki ya biz bu aracı inceledik bir bilir kişi yolladık ve bilir kişi bu aracın piyasasının 85 bin lira olacağına kanaat getirdi. İhale başlangıcında 47.500 bin lira yapmışlar. Şimdiye kadar 37 tane teklif gelmiş. Yani bu 37 kişi anlamına gelmiyor. Belki de 10 kişi var veya 5 kişi var. Herkes sırayla teklif veriyor ve 37 tane teklif gelmiş şimdiye kadar bu araç için. Aracın genel olarak öncelikle resimlerine bakıyorsunuz. Alıp almayacağınıza karar vermek için. Şimdi bu araç temiz duruyor. Zaten şahinlerin, doğanların yedek parçaları da gayet makul. İçine bakarsanız gayet temiz, güzel bir araç. Sonra piyasasına bakarsanız bu araçlar şu an ortalama 150-160 bin lira civarında. 95 modelmiş. Şu anda 120 bin lirada. Teklif verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Veya yani 120'nin biraz üstüne çıkıp teklif verebilirsiniz. Peki ben bu aracı beğendim. Nasıl teklif vereceğim? Şimdi nasıl teklif vereceğinizi anlatıyorum. Bir kere teklif verebilmek için Vakıf Bank'ta hesabınızın olması gerekiyor. Başka hiçbir banka üzerinden e, teminat yatıramıyorsunuz. Teminat yatırmak için Vakıf Bank'ta bir hesap açıyorsunuz. Vakıf Bank hesabınızın içine parayı koyuyorsunuz, teminat bedeli kadar. Ve sonrasında teminatı buradan yatırıyorsunuz. Peki nasıl oluyor bu? Zaten Vakıf Bank'ta paranız olduğunda, e-devlet üzerinden bağlandığınız için otomatik olarak buraya entegre oluyor hesabınız. Buradan teminat yatırmak istiyorsanız teminat işlemleri diyorsunuz. Online teminat ödeme kendi adıma ve teminat yatıra basıyorsunuz. Burada teminat tutarı 8500 lira diyor. Zaten başka ödeme tipi yok. Vakıf Bank kendi hesaplarım ile öde diyorsunuz. Bakın burada görebiliyorsunuz. Şu anda benim yeterli bakiyem olmadığı için yetersiz bakiye gösteriyor. Burada bakiyeniz olduğunda öde diyorsunuz. Size bir SMS geliyor ona SMS'i. Ondan sonra teminatı ödemiş oluyorsunuz. Ve artık burada bir düğme açılıyor ve ihalede artık açık arttırma yapabiliyorsunuz. Açık arttırma yapıp son artık bu süre dolduğunda en yüksek teklifi kim verirse o teklifin teklifin sahibi ihaleyi kazanıyor. Bu bölümde Size arkadaşlar genel olarak genel hatlardan bahsettim. Teminatı nasıl yatıracağınızı anlattım. Kısmen nelere dikkat edeceğinize bahsettim. Bir sonraki videoda bu menümüzdeki detayları anlatacağım. Ve sonrasında ihaleyi kazandınız. Ve kazandıktan sonra neler yapıyorsunuz? Size bunlardan bahsedeceğim. Ve ihaleyi kazanabilmek için böyle birkaç tane küçük öneride bulunacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Özellikle sorularınız varsa bütün sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben yorum üzerinden bütün sorularınızı cevaplayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.